Merhaba yine arkadaşlar, ben Doktor İlker Bike. Kanalım Doktor İlker Bike ve bisiklet dünyasına hoş geldiniz. Belki kanalımla ilk kez karşılaşıyor olabilirsiniz. Ben bu kanalda yaklaşık 2 yıldır elektrikli bisiklet tanıtımları yapıyorum. Alba'da bisikletlerini oldukça tanıttığım ve güven duyduğum bir firma. Bende bir Fold 2 var. Alba Fold 2 var. Ve ayrıca ben buna bir de kadro içi bataryasının dışında bir de ekstra batarya taktırdım. Bu ekstra batarya ile arkadaşlar menzil 40 kilometrelerden 80-90 kilometrelere kadar uzadı ve o kadar da yorulmamama rağmen bu menzili sağlayabilmeye başladım. Ancak her zaman o kadar uzun yollar yapmadığım için, sadece işe git geldi kullandığım için, çarşıya gidip geldiğim için de bu bataryayı her zaman yanımda taşımamanın daha doğru olacağını düşündüm. Neden? Çünkü yaklaşık 3 kilo kadar bataryayı ağırlaştırıyordu. 13 amperlik bir bataryaydı bu. Bugün de size bisikletimi öyle göstereceğim. Arkada batarya yokken göstereceğim. Pek yakında Alba Fold X'in piyasaya çıkan gümüş renginin tanıtımını da yapacağım. Çünkü çalıştığım kurumdan iki arkadaşa onlardan sipariş verdik. Herhalde gelecek hafta ellerine geçecek. Geçtiği gibi de yenilenmiş Fold X'in yeni rengiyle tanıtımını gerçekleştireceğiz. Kanalımda Fold 2, Fold X karşılaştırmaları, bunların çalışma prensiplerinin detaylı anlatımları, sık sık yokuş testleri, yol testleri, menzilleri hakkında bilgiler mevcut. Ayrıca bunların yanında Alba Explorer modelinin de hem geniş hem de kısa videoları, kısa tanıtımları kanalımda mevcut arkadaşlar. Videonun sonunda da Alba Fold 2'ye daha çok veya Fold X'e port bagajda kullanılan bir çanta var. Port bagaj çantası olarak heybe tarzında. Onun tanıtımını yapacağım. Bir de onunla yaşadığım bir ufak problemler var o çantayla ilgili. Ondan size bahsedeceğim. Aynı şekilde Alba da denedi bunu. Herhangi bir sorun yok diyorlar. Takılmasında, ayağa çarpmasında falan. Ancak ben pedal atarken sürekli bu çantaya ayağımın topuk bölgesi çarpıyor ve rahatsız ediyor. Belki sizlerin arasında bunu güzel bir şekilde, sorunsuz bir şekilde kullananlar var. Onların da yorumlar kısmında bana bilgi vermelerini kendilerinden rica edeceğim. Videoyu açmışken Fold 2'yi kısa bir tanıtmadan da geçmeyelim arkadaşlar. Önde 52 dişli Provel bir ayna kolu var. Gerçekten iyi bir ayna kol bu. Elektrikli bisikletler üzerinde gelen orta kalitede olsa yine de iyi bir ayna kol. Pek sorun çıkartacak bir şey değil. 8'li bir rublemiz var arkadaşlar. Rublemiz 13-34 dişlileri arasında gidiyor. Bazılarında 11-34 de olabilir bu. Bu ruble arkadaşlar 8'li ruble olduğu için ve vidalı ruble olduğu için birazcık sorun yaratabilir. Ama çözümleri de kolay, değiştirilebiliyor. Bazı arkadaşlar bununla ilgili ses çıkması gibi sorunlar, bazen vites geçişlerinde sorunlar yaşayabiliyorlar. Bunları arkadaşlar herhangi bir bisikletçi, bisiklet tamircisi halledebiliyor. Yani uzun dönem kullanımlarda böyle sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Evet, burada şöyle şu kapağı yerleştirelim. Bunun çıktığını gördük. Arkada Shimano Altus serisi bir arka aktarıcı var. Bunun frenlerinin V fren olması bence piyasadaki elektrikli bisikletler arasında seçilmesi, tercih edilmesi nedeni olması gereken en önemli faktör arkadaşlar. V fren, bu sorunsuz çalışan bir V fren. Öten, tutmayan, işte sürekli balata değiştirilmesi gereken bir mekanik disk fren değil. Hakikaten bu daha basit. Yani ben artık Google'a şunu yazıyorum. V frenli elektrikli bisikletler falan. Öyle aramalar yapıyorum. Çıksın karşıma diye. Pek de bir ürün yok maalesef. Ya hidrolik disk var ya da mekanik disk var. V frenler çok azınlıkta. İşte motor güçlü zor durmaz falan. Üzerindeki binen kişinin ağırlığı veya yokuş aşağı giderse tutamaz diye V frenleri çok tercih etmiyorlar. İşte papuç değiştirmek falan, değiştirmezse zayıf olur diye, ama bence çok yerinde, kıvamında tutuyor. Sadece pedal çevirmezsiniz. Motordan destek kesilir ve frenlerinizi sıktığınız zaman, arkayla önü beraber sıktığınız zaman, önce arkayı tabii ki, sorun kalmıyor. Lastikler arkadaşlar, Kentland'ın güzel lastikleri. Benimkiler 1.95. O dönem 1.95 lastik vardı. Benimkine 1.95 takıldı. Galiba şu an gelen ürünlerde 1.75 lastik kullanılıyor. Fold X'e de bakacağız. 2.125 kalınlığında mı gelecek? Yoksa başka bir ebadı var mı? Bakın arkadaşlar, buraya işte benim diğer videolarımda da göreceğiniz 13 amperlik bataryam yerleşiyor.
Bu port bagaj bataryaya uyumlu bir port bagaj. Normal bisiklet aldığınızda ekstra bir batarya talep etmediğinizde farklı bir port bagajla geliyor. Buraya batarya yerleştirilebiliyor, kolayca da sökülebiliyor. Bir diğer bataryası da bunun içinde 9,6 amperlik bir bataryası var. Onu da açtığınız zaman katlama mekanizmasını içinden anahtarıyla kolayca çıkartabiliyorsunuz. Arkadaşlar bizim fırça tağımız bu Neco veya Neko marka diyelim. Sorunlu bir fırça tağ değil. Burada biz sıkıntı yaşamıyoruz. Öne arkaya oynamalar falan gibi dertler çok olmuyor. Ben bir sürü Alba kullanıcısı var. Yani böyle bir sorun henüz duymadım. Buradan sıkıntı yaşamıyoruz. Bazı markalarda bu ön oynama, arkaya doğru oynama çok sık oluyor maalesef. Gördüğünüz gibi buradan buna teleskopik gidon diyorlar. İnip çıkabiliyor ve numaraları da var. Mesela işte arkadaşınız 8. seviyede kullandı. Eşiniz bilmem 10. seviyede kullandı. Siz biraz daha yukarı çıkardınız gibi olabilir. Herkes numarasını hatırladıktan sonra sürekli de ayar yapmanıza gerek kalmaz. O numaraya getirirsiniz olur. Aynı şekilde sele borusunda da numaralar var. Bu numaralar gerçekten önemli. Ben mesela kendim 4'te kullanıyorum. Çocuğum oturduğu zaman tabii ki daha indiriyoruz bunu. Ama benim 4'te olduğunu bilmem bile benim için büyük kolaylık oluyor. Yolda sürekli ayar yapmak zorunda kalmıyorum. Katlanır pedallar var gene bu modelde de arkadaşlar. Şöyle çekildiği zaman katlanabilen pedallarımız. Katlamaya da unutmuşuz. Çekildiği zaman değil de geriye doğru itildiği zaman katlanıyor. Bu böyle arabanın içine falan konulduğu zaman güzel oluyor. Vergo'nun bu pedalları. Vallahi 1200 kilometre falan sürdüm. Ben normalde kısa sürede pedallara hasar veriyorum. Pedalları kırıyorum. Bu pedallarla ilgili hiçbir sıkıntım olmadı. Diğer kullandığım Alba modellerinin pedallarında da bir sorun yaşamadım. En çok pedallarla sorun yaşıyorum. Biraz sert basıyorum herhalde pedala. Çamurluklu bir model olması da tabii aynı zamanda tercih sebebi. Halen piyasada en çok talep edilen modelin bu olduğunu düşünüyorum. Biraz orta düzey kaliteli bisikletler arasında belki diğer bisikletler biraz daha fazla da olabilir ama bu orta düzey diye belirlersek veya iyi segment, üst segment diye belirlersek, orta üst segment diye belirlersek bu bisiklet oldukça fazla tercih ediliyor. Önde gördüğünüz gibi mandallı bir maşası var. İşte patladığı zaman falan lastik Allah göstermesin sökersiniz hemen değiştirirsiniz. Ancak ben biliyorsunuz lastiklerin içine patlak önleyici sıvı sıkıyorum her zaman bir aksilikle karşılaşmayalım diye. Ayrıca arka tarafta da lastiğiniz patlarsa onu değiştirmesi biraz daha zor. Şu numarada bir anahtar takımınızın yanında hızlı olması gerekiyor. Bu benim römork taşıyıcımla ilgili kendimin takmış olduğu bir aparat, hepsinde yok. Bu mıknatıslar kaldırıldığı, katlandığı zaman birbirlerine yapışması için orta ayağı da gördüğünüz gibi oldukça sağlam. Ben şimdi videomu burada kesiyorum. Size kapalı bir mekana geçtiğimde çantayı takmaya çalışacağım ve yaşadığım sorunu göstereceğim. Bu bisiklette arkadaşlar el gazı var. Güzel bir zil var. Renkli LCD ekran var. Bu LCD monitörü arkadaşlar siz tercihen ekstra ücret vererek seçiyorsunuz. Ama seçmenizi de her zaman öneriyorum. Ben 5 seviye olarak kullanıyorum. Gördüğünüz gibi 1171 kilometreye dayanmış bir telefon tutacağı. Bir de şöyle bir aynanızın da olması sizler için çok faydalı olacaktır. Bunun teknik detaylarıyla ilgili videolar oldukça fazla olduğu için sizi de daha fazla bekletmek istemiyorum. Arkadaşlar az önce de dediğim gibi Alba hakikaten güvenilir bir firma. Benim de sürekli alışveriş yaptığım ve iletişim halinde olduğum bir firma. Herhangi bir organik bağım yok ama bir müşteri olarak ben memnunum. Ancak işte bu yaz dönemlerinde özellikle akaryakıta da geldiği malumunuz zamlar var. Şu an mazot 30 liraya dayandı. Belki daha da çıkacak. Aşırı elektrikli bisiklete ve bisiklet kitlerine talep var. Tabii ki bir firmanın da büyük ihtimalle organizasyonu bu kadar aşırı talep olacak şekilde hazırlanmıyor veya deneyimli personel hemen bulunmuyor. Onun için bazı teslimat sorunları yaşanabiliyor. Bazı gecikmeler, aksaklıklar olabiliyor. İnşallah yakın zamanda kendileri de bunları düzeltirler. Çünkü benim videolarımın altına da bunlarla ilgili yorumlar düşmeye başladı. Memnuniyetsiz müşterileri olmaya başladı tek tük de olsa. Bir şekilde yine diyalogla falan çözülüyor ama işte bazı malum firmalar var. Onların düştüğü durumlara da düşsünler istemem. Aşırıya kaçtıkça, şiştikçe tabii hepsini karşılamaya çalıştıkça sorunlar oluyor. Şu an artık insanlar arabalarını görmek istemiyorlar. Bu kadar fiyatlar artınca. Hatta ben bu hafta biraz sanki
ya da ben öyle hissediyorum. Yollardaki araba sayıları da gittikçe azalmaya başladı. Artık öyle ışıklarda hızlı kalkanlar falan yok. Öyle hızlı gidenler yok. Makas atmaya çalışanlar sanki biraz azaldı. Herhalde gittikçe biz bunları arada bir sileceğiz, tozunu alacağız. Otoparkta geçen videomda da dediğim gibi arabaları satıp otoparklarda artık at besleyeceğiz. O duruma gelmemiz yakındır diye düşünüyorum arkadaşlar. Zaten geçen yıl bizim kurumda da bu kadar elektrikli bisikletlere talep yoktu. Şu an neredeyse 10 kişi kadar elektrikli bisiklete geçiş yapıldı. Çoğusu da Alba firmasından oldu. Hani ben diyorum ki biraz daha fazla fiyat para verin, masrafınız olsun ama en azından kafanız daha rahat eder. Sürekli arızalarla, sıkıntılarla uğraşmazsınız diyorum. Sayı hakikaten gittikçe de artıyor. Belki bu Temmuz ayında daha da artacak akaryakıta gelen zamlarla beraber. Hani biz spora falan geçeriz, nasıl geçeriz, elektrikli bisikletleri nasıl yaygınlaştırırız, trafiği nasıl azaltırız diye düşünüyorduk çevre için, kendimiz için. Herhalde bu zamlarla, akaryakıt zamlarıyla bu zaten kendi kendine gerçekleşecek. Bisikletimizi gördüğünüz gibi şu an eve getirdim. Bu benim 13 amperlik kaset tipi, port bagaj tipi bataryam. Bu da yaklaşık 2,5-3 kilo ağırlığında. Bunu port bagajda gördüğünüz gibi şöyle bir kızak var. Kızağa oturtarak ilerletiyorsunuz ve yerine oturtuyorsunuz. Şimdi 9.6 amper size belki 35-40 kilometre kadar menzil sağlayacak. İşte ortalama yüksekliklerde diyelim ki böyle 80-90 kilo biriyseniz, yokuşta varsa o civarda 35-40 anca sağlar yokuşların olduğu için. Bu da size 13 amper olduğu için şöyle bir 50-60 kilometre kadar menzil sağlıyor. Hemen hemen bir 80-100 arası bir menziliniz olmuş oluyor. O açıdan avantajlı. Arkadaşlar hiç kronik sorunu var mı falan derseniz, şimdi arka hap motorlu olduğu için 250 watt bir motor arka jantta. Biraz da bizim kendi ağırlığımız da var. Ağır insanlarda arkadaşlar akort sorunu ve böyle gacırdı gucurdu şeklinde ses gelme sorunları olabilir. Ara ara jantlarınızın akordunu yaptırmanızda fayda var. Bunu ben Volt X'de yaşadım. Bir de Alba Explorer'da şu an çok yakın bir arkadaşım kullanıyor o bisikleti de. Onda yaşadık. Akort ayarı yaptırdıktan sonra o ses kesildi. Zaten ben dikkat ederseniz çok yüksek, hani 500'ün üzeri de fazla jant motorları önermiyorum. Çünkü jantlar o kadar kaliteli değil, jant telleri o kadar kaliteli değil. Zamanla hem akort problemleri olabilir hem de jant tellerinde arkadaşlar kopmalar olabilir. Biraz daha sıkıntı yaşanan bir konuda demin de değindim aslında, ruble konusu. Şimdi bu 8 rubleli, belki 7'li ruble Shimano'nun vidalı 7'li rubleleri var. O olsaydı daha iyi olurdu. 8. vites acaba çok şart mıydı? Düşünülebilir. 7 vitesli olsaydı belki bu bisiklet daha az, böyle fazla sorun çıkarmayacak bir bisiklet oldu. 8'li rublede çünkü bazı arkadaşlarda tek tük de olsa sorunlar yaşayanlar oluyor ve başka bir ruble almak zorunda kalanlar oluyor zaman içerisinde. Duyuyorum bunları forumlardan. Arkadaşlar bu da Alba'nın port bagaj çantası. Yan tarafa HB şeklinde asabiliyorsunuz. Şöyle biraz kapatma mekanizması vurularak yapılmış. Bu su geçirmez kumaştan üretilmiş. 20 litrelik bir hacmi var. 7 kilo taşıyın diyorlar en fazla. Büyük ihtimalle bu askıların direnci ancak o kadar taşımaya yeterli. Kendi kilosu da hemen hemen yarım kilo civarında. Reflektif özellikleri var. Yanında şöyle cepleri var. Belki bir şeyler koyabilirsiniz. İçerisinden bir de şu şekilde bir omuz askılığı çıkıyor. Onları da şu yanlara taktığınız zaman omuzunuza asabiliyorsunuz. Bunu göstereyim isterseniz. Yani bir şeylerinizi taşıyabilirsiniz. Bilgisayarınızı falan, evraklarınızı, dosyanızı taşıyabilirsiniz. Eğer uzun turlara çıkıyorsanız o şekilde fayda olabilir. İki tane alabilirsiniz. Sağa sola asabilirsiniz. Ayrıca mesela işte sokak hayvanlarını falan beslemeyi düşünüyorsanız onları güzelce taşıyabilir. Sonra gittiğiniz yerde de şöyle taşıyabilirsiniz. Ben daha evvelden bunu biraz öne takıyordum. Öne taktığım için de pedal çevirirken sürekli ayakkabının topuk bölgesi buna çarptığı için sürüşümü çok etkiliyordu. Bugün firmayla görüştüm. Dediler ki biz denedik. Sizin bahsettiğiniz bu sıkıntıyı kendimiz daha geriye takmanız gerekiyor bu çantaya dediler. Şimdi hakikaten arkadaşlar yakından göstereyim size. Şunları
Eğer şöyle gerideki bir bölgeye takarsanız ve burada port bagaja sabitlerseniz cırtlarıyla, artık o zaman değmemiş oluyor çanta. İsterseniz bir de üzerinde göstereyim size. Ben bunu firmaya sormasaydım bilemeyecektim. Bayağıdır da çanta bendeydi. Bu çantayı kullanamıyordum. Gördüğünüz gibi şöyle geldiğim zaman gayet ayağımdan uzakta. Oysa ki birazcık daha yakına, port bagajın birazcık daha yakınına taktığınız zaman, göstereyim. Yani şuralara değil de şu seviyelere taktığınızda hemen pedal da zaten gördüğünüz gibi yakın geçiyor ve ayağınız da oraya şöyle şekilde değiyor. Evet, şöyle yakın park yaptığınız zaman gördüğünüz gibi ayak çok fazla değiyor. Yani hem bisikletin sağına hem de soluna taktığınız zaman bu problemle karşılaşabilirsiniz. Bu çantayı arkadaşlar başka firmalardan da alabilirsiniz. Böyle bisiklet çantaları var ama illa işte bisikletine takım olsun derseniz bunun da fiyatı tabi zamlandı artık. Bu da 300 liralara geldi maalesef. Ama en azından yağmur falan geçirmiyor. Bilgisayarınızı falan korur. O açıdan değerlendirebilirsiniz Alba'nın bu çantasını da. Evet arkadaşlar, aslında bugün sizlere video çekmemin amacı hem kısa bir Alba Fold 2'yi tanıtmak hem de diğer Alba modelleriyle ilgili videolarım olduğundan bahsetmekti. Aslında bir 750 wattlık mid drive kit de tanıttık. Onu söylemeyi unutmuştum. Alba ile ilgili oldukça geniş kapsamlı videolarım mevcut. Bir de bu çantaya sürekli ayağım değiyordu. Onunla ilgili sorunumu size çekerek gösterecektim ama gün içinde firmayla mesajlaştık. Onlar biz denedik, daha geriye takarsanız olacak dediler. Ben daha evvelden daha geriye takmayı da denemiştim aslında ama bir türlü çantayı alt kısmını arkada bağlayacak bir yer bulamamıştım. Bu sefer işte bir ferahlık oldu. Daha böyle net görünce, biraz daha kafayı çalıştırınca onu da bağlayacak bir yer buldum. Çünkü herkesin kullanıp benim kullanamayacağım bir ürünü niye bunlar üretsinler? Demek ki bende hata var diye düşündüm ve artık çantayı da kullanabileceğim. Uzun zamandan beri de bu çanta bende duruyordu. Sırf böyle ayağıma çarpıyor falan, bisikleti tam bağlayamıyorum diye kullanamıyordum. Oysa ki takıp çıkarması da gayet kolaymış. Bu port bagajın üzerine yatay bir şekilde olmuyor ama arkadaşlar. Daha geniş çünkü çengelleri. Anca yanlara asıyorsunuz. Heybe tipi çanta diyorlar bunlara. İki tarafa da asabilirsiniz. Bunlardan taşımada sizin işinizi oldukça kolaylaştırır. Sağ olun videomu izlediğiniz için. Çok yakında daha detaylı videolarımda olacak. Özellikle Foldix'in yeni modelinde tanıtmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu arada Fold 2 Temmuz ayının ortalarına veya sonuna kadar firmanın elinde kalmamış. Piyasada aslında bu Fold 2'ye benzeyen başka bir firmanın daha bisikleti var. Onun da 7,5 amper bataryası var. Bizdekiler şu an 9,6. Artık şu an Fold 2 bir ay kadar yok. Almak isteyenler Foldix'e yönelebilirler. Bunu da söylüyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Güle güle.